Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir çorba tarifi vereceğim. Ben de bunu bugün yaptım ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Hem az malzemeli hem çok pratik bir çorba olacak. Tavuklu bir çorba. Şimdi malzemelerine geçelim. Tenceremizi ocağa alalım altını açalım. Göz kararı çok az bir şey sıvı yağ ilave edelim. Onlar birazcık böyle ısına dursun. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. E, bu çorbaya lezzeti katan tereyağı olacak. Tabi katmak zorunda değilsiniz ama eğer eklerseniz çok lezzetli olur. Güzelce tereyağını ve sıvı yağını güzelce bir kızdıralım. Gördüğünüz gibi küpü küpük oldu üstü. Şimdi içerisine göz kararı koyuyorum ben ama yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar un ilave ediyorum. Ben artık hani pratikli pratikleştiği için bu şekilde yapıyorum ama siz ölçülü yapacaksanız eğer 2 yemek kaşığı un koyabilirsiniz. Güzelce unun kokusu çıkana kadar karıştıralım. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca bu şekilde karıştırmaya devam edelim. İyice bir unun kokusu geçsin ve iyice özdeşsin. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu artık da. Yaklaşık 3-4 dakika kadar karıştırırsanız yeterli. İçerisine ben 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Aslında bunun içine biraz da biber salçası koyulması gerek ama benim biber salçam bittiğini fark ettim dolapta bitmiş o yüzden sadece domates salçası ilave ettim. Ama eğer evinizde varsa biber salçası ilave edebilirsiniz. Onu da çok güzel bir şekilde karıştırım. E, karıştırmayı bırakmayalım yoksa dibi tutar. Şimdi yavaş yavaş çok az bir şekilde su ilave ediyorum ki salçasını iyice bir kızdırabileyim. Karıştırmayı e, bırakmıyoruz. Bu arada eklediğim su da sıcak su, soğuk su e, koymayın lezzetini kaybeder yoksa. Gördüğünüz gibi püre haline getirdim. Şimdi içerisine ben tavuğumu haşlamıştım. Onun suyunu bu şekilde değerlendireceğim. Süzgeçte süzerek yapalım. Evet. Şimdi çok iyi bir şekilde karıştırmamız gerekecek çorbamızı. İyice bir özleşsin. Bayağı bir iyi karıştırmamız gerekecek ve gördüğünüz gibi çorbamız yavaş yavaş kıvam alıyor. Şimdi içerisine 2 diş sarımsak ilave ediyorum. İsterseniz bunu rendeleyip de yapabilirsiniz. Ezip de yapabilirsiniz. Ama ben çorba içtiğim zaman ağzıma sarımsak lezzetinin gelmesini istediğim için bu şekilde ilave ediyorum. Doğrayarak ilave ediyorum ben. Dediğim gibi siz edebilirsiniz isterseniz. Tamamen size kalmış. 2 diş sarımsak benim için yeterli. Ee, bu çorba kış aylarında yaparsanız daha da iyi olur. Çünkü şifa deposu bir de içerisine sarımsak ilave ediyoruz gördüğünüz gibi. Çok vitaminli bir çorba. Şimdi karıştırmaya devam edelim. Karıştırmayı bırakmayalım mümkünse arkadaşlar. Şimdi içerisinde gördüğünüz gibi o tahta kaşığın ölçüsü kadar ben tel şehri ilave ettim. Etmek zorunda değilsiniz ama eter, et, ilave ederseniz lezzetli olacağına inanıyorum. Bu çorba çocuklar için de çok faydalı bir çorba. Şimdi ayrı bir yerde ben e, tavuklarımı dittim. Bu tavuk göğsü arkadaşlar. Siz tavuk but da alabilirsiniz. Ya da tam tavuk da alabilirsiniz. Veya benim gibi ta, e, tavuk göğsü de alabilirsiniz. Ölçüsü tamamen size kalmış. Ben bir döş tavuğu haşladım ittim onu ilave ettim. Bu benim için yeterli. Çünkü şehriye de ilave ettim. O şehriye şişecek o yüzden bu bana yeterli. Yine karıştırıyoruz. Karıştırmayı bırakmıyoruz. İyice özdeşsin. Şimdi artık kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum bu çorbamı. Gördüğünüz gibi ocağın başından ayrılmayın arkadaşlar. Çünkü bu çorba taşabiliyor. Ben az önce taşırdım hatta. Yani gözünüzden ayırmayın çorbayı. Altında çok harar ateşte yapmayın. Ben kısık ateşte kaynamaya bıraktım. Şimdi bu şekilde de yaklaşık bir 10 dakika kaynasa yeterli olacak benim için. İçerisine göz kararı kimyon ilave ediyorum. Tamamen size kalmış. Bu benim için yeterli. O yüzden ölçüsünü vermeyeceğim. Şimdi karabiber ilave ediyorum yine göz kararı. İçerisine yaklaşık bir çay kaşığı kadar da kuru nane ilave ettim. Biraz da tuz ilave ediyorum. Dediğim gibi tuz da tamamen benim zevkime göre. Ölçüsünü vermeyeceğim o yüzden. Siz nasıl seviyorsanız o şekilde yapın. Aslında bu çorba bol acılı içilir. Bol acılı daha lezzetli, daha güzel ve daha faydalı olur. Ama benim oğlum içeceği için ben o yüzden az bir şekilde ya da hiç atmamayı tercih ediyorum. Çorbam bu kadar arkadaşlar. Bu birazcık daha kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın.